Evet arkadaşlar, Malezya'dayız. Malezya 19. yüzyılın başında sömürgeleşmiş bir ülke. O dönemler İngiltere sömürgesi olan bu ülke zaman içerisinde bağımsızlığını kazanacak. Yakın bir nüfusu var. 18 bin adadan oluşuyor. Küçük adalar bunlar çoğu. Başkenti Kuala Lumpur. Kuala Lumpur'un da bölgesel nüfusu yaklaşık 6,5-7 milyon. Şehir nüfusu ise 1 milyon 800 binlik bir nüfusa sahiptir. Ülke 13 ayrı bölgeden oluşuyor. 13 ayrı prenslikle yönetiliyor. Bunlar sultan ya da prens diyebiliriz. Ve her 5 yılda bir sürekli bu prensler yer değiştirip bir sonrakine veriyorlar yönetimi. 5 yıl sonra bir diğeri böyle bir şekilde bütün hepsi başa geçip ülkeyi yönetebiliyor. ...1963 yılı önemli bir tarih Malezya için. Çünkü Malezya İngiltere'den bağımsızlığını alıyor. Ve aldığı zaman işte bu meydan bağımsızlık meydanı. Ve bu yüzden burada yaklaşık 73 metre yüksekliğinde bir bayrak var. Bu kocaman bayrağın üstünde ise kırmızı renk var. Kırmızı vatan aşkını anlatıyor. Ve üzerinde hilal, Müslüman olduğunu anlatıyor. Ve orta kısımda yıldız ise 13 tane köşesi olan bir yıldız. Bu da ülkenin 13 ayrı bölgesini anlatıyor. İşte bağımsızlığın kazanıldığı zaman çıkılan yer burası olduğu için ana meydan burası. Bizim Taksim gibi düşünün. Muhakkak gelinmesi, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi arkadaşlar. Evet, sultanın binası, sarayı, eski sarayı tabii ki burası. Çok güzel görünüyor buradan. Bangunan Sultan Abdülsamad'ın binası arkadaşlar. Artık burada sultan oturmuyor. Sadece devlet binası olarak korunuyor. Çok güzel bir mimari yapısı var. 1905 yılında yapılmış. Evet arkadaşlar, Kuala Lumpur'daki Ulusal Cami 1965 yılında yapılıyor ama İngiliz ve Malezyalı mimarlar tarafından proje çiziliyor ve bu proje kapsamında özellikle İran, Pakistan, Türkiye, İspanya'daki Endülüs bölgesi, Arabistan, Irak gibi ülkelerdeki İslamik figürler incelenip araştırılıp ona göre yapılıyor. O yüzden Mevlana eteği gibi kubbe. Özellikle mimariye baktığınız zaman mihrap tarafında Endülüs'teki o ünlü Kordoba Camii'den kalan mimari sanatı göreceksiniz. Granada'da Alhambra Sarayı'ndaki o motifleri göreceksiniz. No figüratif yapılmış yapı muhteşem şekilde dünyanın dört bir yanındaki İslamik figürlerin hepsini kullanmış. Bu yüzden cami anlamında bu kadar çok mimariyi bir arada bulunduran tek cami de burasıdır arkadaşlar. 15 bin kişi kapasiteli ulusal camiyi ziyaret etmek gerekiyor. Evet arkadaşlar, şu anda Malezya'da, Kuala Lumpur'da Ulusal Cami'nin içindeyim. İnanılmaz güzel bir cami burası. Caminin tavanına baktığınız zaman Mevlana eteği gibi. 15 bin kişi kapasitede Güney Asya'nın en büyük camisi. Hediyelik eşya arıyorsanız Kuala Lumpur'da muhakkak Central Market'e gelmeniz lazım. İçerisinde her şey var. Egzotik kıyafetlerden, el yapımı ahşaplardan kolyelere, takılara, tişörtlere, her şeyi bulabileceğiniz bir market. Bizim Mısır Çarşısı'nın daha böyle geniş, büyük, iki katlı hali. Çok keyifli dakikalar geçireceğiniz, alışveriş yapabileceğiniz yerler arıyorsunuz muhakkak Central Market. İnanılmaz güzel bir tadı var. Ve bir durian keki, pankeki diye geçiyor. Meyvenin, o da çok çok güzel. Gördüğüm kahvenin içinde jelibonlar var arkadaşlar. İnanılmaz güzel tadı var. Evet arkadaşlar, Kuala Lumpur Havalimanı'na geldiğiniz zaman
Çok kolay bir geçiş oluyor. Herhangi bir formu doldurmadan zaten Türkiye'den vize istemiyorlar. Valizinizi aldıktan sonra şehre gidiş var. Çünkü burası yaklaşık 45-50 kilometre şehirden uzak Kuala Lumpur'da. Tren var, hızlı tren, ama hızlı tren pahalı. Eğer birden fazla kişiyseniz Grab diye bir uygulama var. Bu uygulama taksi uygulaması. Bütün bu Güney Asya'da geçerli bir uygulama. Bastığınız zaman çok çabuk şekilde çağırıyor ve uygun fiyatlara, taksiden çok uygun fiyata götürüyor sizi buradan şehri ve şehrin içinde de kullanabiliyorsunuz. Vietnam'dan tutun da Tayland'a, Tayland'dan Endonezya'ya, Malezya'ya kadar, Singapur'a kadar her yerde geçerli bir uygulama göre. Kesinlikle öneririm. Şehir içi gezmelerinde bazen trenden daha uyguna geliyor, daha hızlı oluyor. Ama Kuala Lumpur şehrinin içerisinde trafik yoğunluğundan dolayı hava raylar var, onları öneririm. Metro var, onları öneririm. 2.2 Malezya parasına çok uyguna geliyor. Bizim parayla da işte 3 liraya denk geliyor. Malezya'da ulaşım ucuz ama trafikten dolayı biraz bekleyebilirsiniz. Ben ne yaptım? Ben Batu Cave'e Grab'le gittim. Çok kolay oldu, çok da uyguna geldi. Batu Cave'den Little India'ya Grab'le gittim. Ondan sonra hep trene bindim, metroya bindim. Onlar ucuzdu ama havalimanına geliş gidişlerde de ben tek kişi olduğum için trenle gittim, ama 2-3-4 kişiyseniz, yani 4 kişiyseniz taksi çok çok ucuza gelir size, Grab uygulaması. Gezerken aklınızda olsun arkadaşlar, Kuala Lumpur.